Başakşehir'den ayrıldıktan sonra birçok Süper Lig takımından teklif alan Aykut Kocaman 2021-2022 sezonunun kalan bölümü için kararını verdi. Bu sezon için takım çalıştırmama kararı alan Aykut Kocaman tüm planlarını yeni sezon üzerine yapıyor. Uzun vadeli bir projede görev almak isteyen Aykut Kocaman, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Ali Koç dönemi için Fenerbahçe'ye kapıları kapatmıştı. Aykut Kocaman, Ali Koç ve yönetimi size görev teklif etse bakışınız ne olur sorusuna, ben Fenerbahçe'deki bu denklemin içinde yokum, bu kadar net. Var olan şartların benim kulübe fayda sağlama, kulübün de bana güven ortamı sağlaması açısından doğru şartlar olduğunu düşünmüyorum. O açıdan Fenerbahçe'deki bu denklemde yokum, hiç olmadığım açıklamasını yapmıştı. Öte yandan Aykut Kocaman'ın bu sözlerinin ardından Ali Koç, Fenerbahçe'de başkanlık görevine gelir gelmez tecrübeli teknik adamla yolları ayırmasının yanlış bir karar olduğunu itiraf etmiş ve 2018-2019 sezonuna dönüp baktığım zaman belki de o zamanki hocamız Sayın Aykut Kocaman'ı tutup bir sezon daha devam etmek daha doğru karar olabilirdi ifadelerini kullanmıştı. Peki sizce Aykut Kocaman o dönemde Ali Koç'un dediği gibi takımda kalmalı mıydı? Aykut Kocaman'ı Fenerbahçe'nin başında tekrar görmek ister misiniz? 2001 yılında İstanbulspor ile hocalık kariyerine adım atan Aykut Kocaman sırasıyla Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor, Fenerbahçe ve Başakşehir'de görev aldı. Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük kariyerinde bir Süper Lig şampiyonluğu ve 3 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.